Ya arkadaşlarımız bize liseden uyuşturucuya karşı gençlerin eğitim, müzikal eğitim alması için bir dernek oluşum içerisinde olduklarını ilettiler. Ancak işte derneği kurduklarında enstrüman ihtiyacı olduğunu belirttiler. Buradan enstrümanların karşılanabileceğine dair bizden fikir aldılar. Biz de böyle bir şeyi karşılayabileceğimizi söyledik. Sonra bir kampanya başlattık. Yani amacımız oradaki gençlere doğrudan işte uyuşturucuya karşı alternatif bir şey, kültür sanatla birlikte alternatif bir şeyi sağlayabilmek. Kampanyayı başlattık. Zaten başarılı bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bugün itibariyle de enstrümanları Lice'ye göndereceğiz. Yani oradaki dernek uyuşturucuya karşı bir dernek olarak kurulmuş. Lice'de özellikle Lice'de yoğun bir uyuşturucu ne yazık ki sistematik olarak yani iktidar tarafından orada böyle bir eğilimin olduğu arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş. Buna karşı da alternatif bir şeyin kültür sanat çalışmasının yapılmasını kendilerine planlamışlar. Bu noktada bir enstrüman ihtiyaçları vardı. Biz de enstrüman desteği sunabileceğimizi söyledik. Sanatın değiştirici ve iyileştirici bir yönü var. Gençler üzerine de olumlu bir etkisi var. Tabii ki yani tek başına yani uyuşturucuyla mücadele tek başına kültür sanatla olacak bir şey değil. Bir bütün olarak yani yaşama dair her şeyin orada değişmesi gerekiyor. Ancak bir alternatif, bir seçenek olabilme noktasında bu çalışma da çok önemli, çok değerli. Yani gençlerin özellikle olumsuz eğilimlerin önüne geçebilmek noktasında böyle kültür sanat değerli bir yerde duruyor. Bunun bir faydası olacaktır tabii ki. Ya bize ulaşan sadece yani Lice'den buradan doğru bir istekti. Çeşitli sanatçı arkadaşlarla yani HDK'den doğru bu iletişim kuruldu. HDK öncülüğünde zaten biz de uyuşturucuya karşı sanatçılar inisiyatifi olarak bunu yapmış olduk. Özellikle Hasan Ali Sezer ve Pınar Aydınlar'ın çok yoğun emeğiyle onların kendi hesaplarında paylaşması ve canlı yayın yapmasıyla birlikte kampanya çabucak amacına ulaşmış oldu. Evet, yani arkadaşlarım bizden bağlama, erbane ve gitar talepleri vardı. Onar tane istemişlerdi başlangıç için. Biz de yaptığımız kampanya sonucunda 10 gitar, 14 bağlama, 14 erbane şeklinde yollayacağız. Yani biz şüphesiz ki yani oradaki uyuşturucuyla ilgili sorun bütün ülkenin aslında temel sorunu. Ve bu sorun şeyden yani iktidarın uygulamalarından bağımsız ele alınamaz. Bunun çözümü de tek başına bir kültür sanat değil ama yani hani kültür sanat cephesinden de gençlerin en azından anlamlı ve değerli uğraşları, anlamlı ve değerli kendilerini geliştirecek eğitim araçlarına sahip olması gerekiyor. Bu çerçevede kültür sanat bunun için çok değerli. Değiştirici ve geliştirici yönüyle de fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ancak yaşamın bir bütün olarak değişmesi gerekiyor. Yani uyuşturucuyla mücadele tek başına kültür sanatlı olacak bir şey değil. Bir bütün olarak her alanda alternatif bir mücadelenin yürütülmesi gerekiyor.